Ben yarın öbür gün şunu deseniz ki Oxford Üniversitesi'nde çalışacağına inanıyor musun deseniz, inanıyorum, ben çalışabilirim derim. Ama deseniz ki, sadece bir örnek vermek için söylüyorum, Celal Bayar'da çalışır mısınız, işte 9 Eylül'de çalışır mısınız ve demokraside çalışır mısınız, oraya soru işareti. Hani mümkün olabilir mi bilmiyorum. O zaman şöyle bir başlık atabilir miyiz? Uşak Üniversitesi'nde kadrosunu alamayan akademisyen İngiltere'de doçent olarak atandı. Evet. Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Erhan Aydın. Beni kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi Erhan'la bir beyin göçü meselesini konuşacağız. Türkiye'den yurt dışına göç etme yolculuğu var. Onunla ilgili detayları konuşacağız ama ben önce kendisiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Erhan hani çok genç bir yaşta çok başarılı bir kariyere sahip. Bunların da kökenlerine ineceğim aslında. Ne yaptı bu zamana kadar? Öncelikle 3 farklı alanda lisans eğitimini tamamladı. İngilizce işletme, İngilizce uluslararası ilişkiler 9 Eylül Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde de kamu yönetiminden mezun oldu. Daha sonra yüksek lisansını İngilizce olarak yine 9 Eylül Üniversitesi'nde yönetim alanında yaptı. Doktora da İngiltere'de Burnell Üniversitesi'nde yine yönetim üzerine çalışmalarda bulundu. Daha sonra yurt dışında doktora yapanlar bilir, YÖK'ün bir üniversitelere denklik tanıma süreci vardır. O süreçte de Erhan boş durmadı ve Oxford Üniversitesi'nde postdoc çalışmalarını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Uşak Üniversitesi'ne, ki kendisi benim Uşak Üniversitesi'nden meslektaşım olur, aynı gün göreve başlamıştık. Erhan Uşak Üniversitesi'ne dönüp doçentliğini aldı, kadro atamalarını beklerken, o süreçleri beklerken bütün sınavları geçtikten sonra yine boş durmadı ve bu sefer TÜBİTAK bursuyla İngiltere'ye Queen Mary Üniversitesi'ne araştırmacı olarak gitti, misafir araştırmacı olarak. Ve daha sonra tekrar biz Uşak Üniversitesi'ne dönmesini beklerken bir istifa haberi aldık. Bugün onun detaylarını biraz konuşacağız. Hangi sebepler onu bu karara itti? Neden Türkiye'den vazgeçti? Hangi koşullar onu geri döndürebilir? Ve izleyicilerimize, özellikle akademik kariyer düşünen izleyicilerimize ne gibi tavsiyeleri var? Bu sorulara yanıt arayacağız ama ben önce birazcık Erhan'ı daha iyi tanımamız için birkaç özel soruyla başlamak istiyorum. Erhan anlat bitmedi. Bu kadar genç bir yaşta, henüz 36 yaşındasın. Çok başarılı bir kariyer. Bu nasıl oldu? Yani şöyle toparlamama izin ver lütfen. Doğduğun, büyüdüğün çevreyi anlatabilir misin biraz, aileni? Hani aile baskısıyla mı bu kadar çok okudun? Yoksa bu senin tamamen içinden gelen bir şey miydi? Akademisyen olmaya ne zaman karar verdin? Bunda etkili faktörler neler? Böyle genel bir bilgi verebilir misin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ağrılıyım ben. Ama babamın da mesleğinden dolayı, babam maliye müdürü. Dolayısıyla birçok ilde, daha doğrusu ilde demeyelim de birçok ilçede görev yaptı. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanını gezdik. Herhangi bir baskı görmedim hiçbir zaman. Ben genel olarak zaten okumayı seven, özellikle tartışmayı seven, belirli konular üzerinde bir nevi münazara yapmayı seven biriydim. Dolayısıyla kuzenim var bir tane. Kuzenimle beraber belirli sorularla saatlerce tartışabiliyorduk. Dolayısıyla okumayı seven biriydim ve her zaman okula da gittiğimde, herhangi bir dersi aldığımda onu hayatımda nasıl kullanabileceğimi, bana nasıl fayda sağlayabileceğimi düşündüm. Kısa bir örnek vermem gerekirse, örneğin İngilizce. İngilizceyi öğrenirken daima perspektifim şuydu, daha fazla insanla iletişim kurabilmek, farklı ırklardan insanları anlama fırsatı yakalamak. Yani hep bu şekilde yaklaştım. Dolayısıyla hani böyle bir süreçten geçtik. Ünvan olarak profesör olmayı küçüklükten beri istiyordum aslında ama ne olduğunu bilmiyordum. Hayalindeki meslek akademisyenlik diyebilir miyiz o zaman ya da? Yani o zaman bunun adının akademisyenlik olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Profesör ünvanı çok güzel geldiği için hani profesör olmak istiyorum diyordu. Ama nasıl olunacağını bilmiyordum tabii ki. Ama lisans döneminde özellikle hocalarımızdan aldığımız örneklerle, işte derslerle bunların farkına vardığımda bu yönde bir karar aldım ve ailem de destekledi ve böylece akademiye başlamış oldum. Başka bir alanda olsaydın akademi gerçekten çok büyük bir kayıp yaşardı ama şimdi ne yazık ki ülkemiz adına bir kayıp senin
Türk Akademisi'ni bırakman diyelim, öyle ifade edelim. Yani aslında ben bunu bir kayıp olarak görmüyorum çünkü aslında baktığımızda üniversite, hani üniversite olarak dediğim şey evrenkent. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde bu işi yapabiliyorsunuz. Örneğin Türkiye'deyken de, örneğin yurt dışında çeşitli yayınlar yapıyordum. Dolayısıyla hala aynı şekilde yayınlar yapıyorum. Sadece imkanlar, öğrenciler değişti. Yine akademik araştırmalarımız tabii ki aynı, benzer devam ediyor aslında. Devam ediyor. Ve akademik kısmına gelmeden sana şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında yeteneklerini konuşmak istiyorum birazcık. Belli ki İngilizceye bir yatkınlık var ve bunda da sanıyorum şu çok etkili. Dedin ki ben bunu hep istiyordum zaten. İnsanlarla iletişim kurabilmenin bir yoluydu. Yani bir zorla öğrenme gibi bir durum yok ki. Biz bir matematik için sanıyorum, bir de yabancı dil için bu zorlamayı genelde görürüz. Kendimizi zorlarız ya da ailelerden baskı görürüz. Sende böyle bir doğuştan bir istek var. Onun dışında böyle çok özel yeteneğin ne olabilir, yani neye çok yetenekliyim diyebilirsin? Bilirim sen çok mütevazı davranırsın ama. Yani aslında benim bir özelliğim vazgeçmemem, sürekli ilerlemem. Yani örneğin eğer planların olmuyorsa olanları planlarını yap diye bir mottom vardır. Dolayısıyla sürekli ilerlerim. Olumsuzluklara genellikle takılmam. Benim için sonuçlar daha çok önemli. O sonuçlara göre aksiyon alırım. O şekilde ilerlerim. Bir yere gideceğim bir yol yok çünkü. Birçok yol olabilir. Dolayısıyla o yolları denerim. Bu tabii ki daha çok yaklaşım ve ilerlemeyle ilgili. Tabii bunun yanı sıra işte lise döneminde özellikle hızlı okuma eğitimi vesaire almıştım. Dolayısıyla hani hızlı okuma noktasında yetkin olduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda karşımdaki insanları anlayıp yorumlama noktasında da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ya da yetkin olduğunu bu konuda düşünüyorum açıkçası. Açıkçası bunlar çok özel yetenekler ama ben özellikle esnekliğe vurgu yapmak istiyorum. Bu dönemde yeni dünya insanının sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri bence esnek olabilmek. Çünkü ne kadar sert olursak önümüze çıkan bir zorlukta o kadar da sert kırılıyoruz maalesef. O yüzden kendime ilham aldım. Onu böyle bir çektim, çıkardım diyebilirim. Onun dışında planlı bir insan olduğunu ben gözlemliyorum, biliyorum. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli amaçların belli mi? Özellikle uzun vadeli amaçların, bir yolun var ve o yolda yürüyor musun? Ne kadar mutlusun? Şöyle, aslında ilerlemeye daha çok odaklıyım. Hani çok aşırı derecede plan yapmıyorum bu noktada. Çünkü planlama dediğinizde hani daha çok belirli bir zaman, belirli bir işte son tarih belirlemek gerekiyor. Ama ondansa yapmak istediklerim. Örnek veriyorum. Başarılı olmak ne demek bizim alanımızda? İşte belirli dergilerde yayın yapmak. Örneğin birkaç sene içerisinde o dergilerde yayın yapmak. İşte araştırma bütçesi almak. Ve sonrasında aslında mevcut projelerim var. Bu projeler kapsamında akademiyle toplumu bütünleştirmek. Akademik bilgiyi topluma yansıtmak gibi hedeflerim var. Aslında uzun vadede hani bu daha çok etkiyi arttırmaya yönelmek istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir düşüncem var. Aslında bu dediğin nokta da çok önemli. Akademik çalışmaları sadece akademi dünyası için değil, toplum için yapabilmek ve bilgiyi yaygınlaştırabilmek bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Bu çabalarını da çok görüyorum ve takdir ediyorum ayrıca. Şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum ki bence çok kritik bir soru. Başarı sanıldığı kadar tatmin edici mi? Pek çok hayaline ve hedefine daha doğrusu ulaşmış ve başarılı olmuş genç bir adama bu soruyu sormak istiyorum. Tüm samimiyetinde bir cevap bekliyorum. Başarı seni tatmin ediyor mu? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Başarı olarak bakmıyorum hiçbir şeye. Çeşitli hedeflerim var. Bu hedeflerden bir tanesi. Örneğin ben belirlediğim bir dergide yayın yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten daha çok okuyucuyla buluşacağımı, daha etki yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben hiçbir zaman şöyle bir söz kullanmıyorum. Evet, bu noktada başarılı oldum demiyorum. Daima evet bunu böyle yaptım, bir dahaki süreçte neler yapmam gerekir. Dolayısıyla ben bir yoldayım ve bu yolda gelen, işte karşılaştığım herhangi bir şey beni aslında yönlendiriyor. Buna başarı diyoruz aslında. Ama bu aslında başarı değil. Başarı dediğiniz şey anlık bir şey. Yani bir şeyi elde ettiğiniz anda başarmış oluyorsunuz. Ve çok daha önceden de okumuş olduğum bir şey vardı. Her başarının bir son kullanma tarihi vardır. Dolayısıyla son kullanma tarihi olan bir şeyle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Ne yapabilirim, nasıl etki yaratabilirim, neler değiştirebilirim ya da değişimle katkı sunabilirim. Bunlara daha çok odaklanıyorum.
Peki bu bir yoruculuk getirmiyor mu beraberinde ya da bir tatminsizlik? Çünkü bir hedefe ulaşıyorsun, hemen bu bir süreç, bir sonraki hiçbir zaman bitmiyor. Amaçlar, hedefler, özellikle bizim mesleğimizde tükenmek bilmez bir yolculuk var aslında önümüzde. Bu zaman zaman yoruyor mu seni? Hani ben bir şeyleri kaçırıyor muyum acaba? Ben ne yapıyorum? Gerçekten istediğim şey bu mu gibi bir sorgulama yapıyor musun hiç içinde? Şöyle, aslında biz yaş alıyoruz. Yaş aldıkça deneyim kazanıyoruz. Deneyim kazandığımızda donanımımız daha gelişmiş oluyor. Dolayısıyla bu donanımımızla daha ileri düzeyde şeyler, daha ileri düzeyde projeler gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bundan 10 yıl önceki benle 10 yıl sonraki ben arasında ve yapabildiğim şeyler bakımından aşırı derecede farklılıklar söz konusu. Dolayısıyla bir şeyler bitip diğer bir şeyler başlamıyor aslında. Bir şeyler bittiğinde daha gelişmiş olarak yeni bir şeye hazırlanmış oluyorsunuz aslında. Bu önemli bir nokta. Ve başarılı oldum ya da işte başarı bir tatmin gerektirmiyor diye düşünüyorum. Çünkü o zaman gösteriş oluyor. Hani başkalarından aslında duyduğunuzda hani hoşunuza gidiyor ve bu bir gösteriş. Gerek yok. Yani etki oluşturmak istiyorsanız bununla ilgili çalışmaları insanlık adına, insanlık için yapmanız lazım. En önemlisi aslında kişinin kendinden razı olabilmesi, kendini tatmin edebilmesi. Tabii. Onu yakalayabildiğini söylüyorsun o zaman. Bizim mesleğimiz böyle diğer meslekler gibi değil. Yani aslında çok zamanım var. Özellikle şu an İngiltere'de olduğum süreçte çok zamanım var. Dolayısıyla araştırma yapabiliyorum, okuma yapabiliyorum, kendimi geliştirme fırsatım var. Yani dünyada şu anda kendinize yatırım yapıp üzerine para kazandığınız tek meslek bu olabilir. Birileri topluma ve kendine faydalı olabilmen için sana para veriyor. Anladım. Türkiye'de bunu devlet veriyor. Aslında vergi mükellefleri veriyor ama yurt dışında biraz daha farklı durum. Değil mi? Orada üniversiteler daha çok sanırım kıymet bildikleri için kendileri finanse ediyorlar. Çok fazla bu finansman boyutuna girmek istemiyorum ama hazır konu açılmışken senden olumsuz bir şey duyamadım. Bir yorgunluk belirtisi de göremiyorum. Çok hoş. Şimdi biraz bunun kökenlerine inmek istiyorum açıkçası. Bu arada Erhan, bu istifa haberinden sonra biz öğrendik ki Liverpool'da John Moores Üniversitesi'nde doçent olarak göreve başladı. Şimdi seni bu kararı, çünkü önemli bir karar olduğunu düşünüyorum, bu kararı almaya iten sebepler neydi? Türkiye'de yaşadığın zorluklar mı? Yoksa İngiltere'nin sana sunduğu cazip fırsatlar mı? Belki hepsi. Bunları bizimle paylaşabilir misin? Yani şöyle, Türkiye'de zaten kültürel yapı insanlara zorluk çıkarma üzerine oluşturulmuş durumda. Ama buradaki nokta zorluk çıkarmaları değil. Bugüne kadar hani sen de biliyorsun tabii ki işte yıllardır bu işin içerisindeyiz. Birçok zorluklarla karşılaştık. Hoş olmayan durumlarla karşılaştık. Ama buradaki temel nokta zihniyet. Yani şu anda mesela çok prestijli bir burs kazanmışım. İşte üniversitem zar zor. Artık yalvar yakar. Başka yerlerde haberleri çıkıyor insanlar. İşte yalvar yakar artık işte İngiltere'ye araştırma yapmaya gidiyorsunuz. Ve sonra 6 ay sonra işte derse girmen lazım deyip devletin 500 bin lira, yani 500-600 bin lira gibi bir bütçe ayırdığı şeyi israf ediyorsunuz. Dolayısıyla bu kaynak israfı. Bu şekilde bir israfı kabul etmem mümkün değildi. Dolayısıyla ben araştırmamı tamamlamayı tercih ettim. Ve bir şeyi tamamlamayı tercih ediyorsanız, eğer karşıda böyle bir zihniyet varsa vazgeçmesini de bilmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla vazgeçmeyi tercih ettim. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Bir yıllık bir TÜBİTAK bursuna hak kazanmıştın ama 6 ayın sonunda dönmen istendi senden ve buna gerekçe olarak da ders verme gerekliliği olduğu söylendi. Öğretim üyesi olmadığı söylendi ama ben tabii istifa edince hemen halledildi, o bulundu. Biliyoruz ki istenilirse bulunabiliyor. O zaman ben eksi hanesine Türkiye'nin akademisyenlerin üzerindeki ağır ders yükü ve kendi hakkıyla zaten finansman noktasında çok büyük sıkıntılar var. Hani bunu tartışmaya açmaya bile gerek yok ama bazı şeyleri kabullenebiliyoruz. Hani Türkiye ve İngiltere'yi kıyaslayacak olursak, İngiltere ve Türkiye'nin araştırmaya ayırdığı bütçeyi nasıl kıyaslayamayacaksak, biz de tabii ki hani bir senin yurt dışından aldığın bir araştırma için ödenekle Türkiye'dekini zaten kıyaslamıyoruz ama sen kendi çabanla Türkiye'den ciddi bir miktar
burs almışsın ama bu da kullandırılmıyor aslında. Buna da izin verilmiş süre olarak. O yüzden ağır ders yükün ek olarak bir de kendi çabanla kazandığın bursu kullanacak zaman da tanınmadı sana. Ama bu da şöyle yani, o belirli zihniyetteki insanlar özelinde değerlendirebilir. Hani genel olarak üniversiteye ve üniversite yönetimlerine bunu atfedemeyiz. Tabii biz bireysel konuşuyoruz. Bireyler yani. Çünkü ya çok harika anlar, çok harika zamanlar da yaşadık. Çok güzel destekler de gördük. Onu da inkar edemem. Peki bu Türkiye'de yaşadığın zorluklar, hani dedin ki bir karar vermek zorundaydım. Ben araştırmamı tamamlamak istedim. Bu yüzden vazgeçtim Türkiye'den. Öte taraftan hani İngiltere'den biraz bahsedebilir misin bize? Oradaki üniversite sana ne gibi imkanlar sağlıyor? Daha pozitif ya da negatif açıdan nasıl yorumlarsın Türkiye ile kıyasladığında? Şöyle bir, tabii belki de ilk senem olduğu için ya da ilk senem olacağı için şu anda örneğin bana bir tane ders verildi. Ve bir tane ders master dersi, yüksek lisans dersi ve 5 hafta sürecek blok ders dediğimiz bir ders. Ve yani bu 5 haftayı verdikten sonra 3 ay dersim yok, sonra bir 5 hafta var, sonra 3 ay dersim yok vesaire. Hani bu şekilde bir kere ders yükü gerçekten sizin iş, yaşam ve araştırma dengenizi sağlamanız açısından önemli bir nokta. Bunun haricinde proje imkanları ve proje destekleri var. Bu destekleri sadece finansal anlamda demiyorum. İşte mesela etki birimi gibi, bütçe birimi gibi, araştırma birimi gibi birimler var ve siz proje yazarken sizi yalnız bırakmıyorlar. Dolayısıyla kaybolmuyorsunuz. Sürekli bu şekilde destek de görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da sizi tabii ki daha pozitif bir şekilde cesaretlendiriyor. Yani ana olarak bunları söyleyebilirim. Bunun yanı sıra İngiltere'nin belki de en önemli özelliği yönetici kavramını sevmedikleri için genel olarak işte biz de çok yönetici, başkan vesaire ifadeleri kullanıyoruz ama orada lider ifadesi var. Mesela bölüm başkanı yok. Mesela ne diyelim, işte bölüm lideri var mesela bu şekilde. Türkiye'de ünvanlar ve özellikle kadro çok önemli. Orada böyle bir zihniyet var mı peki, yoksa hani akademinin her birimine ayrı bir değer mi veriliyor, yoksa bizdeki gibi ağır hiyerarşilerde söz konusu mu, saygı kriteri mi daha doğrusu, öyle topar unvan ya da kadro? Şöyle, sizin yaptıklarınız değerli. Çünkü sistem bu şekilde kurulmuş. Siz ne kadar etki yaratan iyi çalışmalar gerçekleştirirseniz o kadar kıymetli oluyorsunuz tabii ki. Hiyerarşi olarak değil ama prosedürler var tabii ki. Bürokrasi dediğimiz şeyler İngiltere'de de var. Yani özellikle mesela Türkiye'de notlandırma, ödevleri notlandırma çok daha basit. Yani ama mesela İngiltere'de notlandırdığımız zaman işte kendi biriminizden ikinci bir kişi de tekrardan onları notlandırıyorlar, kontrol ediyorlar. Ondan sonra tekrardan üniversitenin dışında başka bir üniversitedeki hocayı gönderebiliyor notları, tekrar kontrol ediyorlar. Üniversite dışında. Dolayısıyla bir notun açıklanması, mesela siz her ne kadar bir hafta, 10 gün içerisinde okusanız bile 2 ayı falan alıyor. Mesela böyle prosedürleri var. Ama o da eğitimi mükemmel hale getirmek için. Yani siz herhangi birisine ek bir puan veremediğiniz gibi her ne kadar sevmeseniz dahi puan da düşüremiyorsunuz. Mesela Türkiye'de hoca takma diye, hoca taktı diye bir deyim vardı. Mesela İngiltere'de bu çok mümkün değil. Evet. Çünkü prosesler var. Doğru. Yani aslında tamamen eğitimde hem araştırmacı olarak hem öğrencilere yaklaşım olarak her açıdan mükemmelliğe gidiyor. Tabii. Türkiye'de de tabii çok değerli akademisyenler var, çok değerli yöneticiler var ya da İngilizlerin söylediği gibi liderler var. Aynı amaçla çalışan. Ama biz burada hani daha bireysel bakıyoruz konuya sanıyorum. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Tabii bu kadar böyle artıları eksileri konuştuktan sonra vereceğin cevabı az çok tahmin ediyorum ama ne olsa dönersin Türkiye'ye? Bugün ne değişse dönersin? Ya da şu anda artık hani bir beklentin olmayarak konuştuğunu varsayarsak ne tavsiye edersin buradaki akademisyenlere ya da yöneticilere? Yani Türkiye'ye dönmek diye bir şey yok aslında. Yani dönmek ya da dönmemek diye bir şey yok. Çünkü bir ayağım zaten Türkiye. Buradaki projelerim var.
aynı zamanda. Gerçekten hem sosyal sorumluluk anlamında hem Türkiye'deki birçok üniversiteyle projelerim var. Tekrar burada seminerler ve eğitimler verebilecek durumdayım. Dolayısıyla zaten Türkiye'de gitmedim aslında. Bir ayağım burada. Hep burada. Hep burada. Ama Türkiye'de vasıfsızlık sorunu var. Türkiye'de bir virüs gibi vasıfsız insanlar ne yazık ki akademinin içerisine girmiş ve puan ve sayma üzerine olduğu için ne yazık ki özellikle işte doçentlik, profesörlük, doktorluk hiç fark etmez. Dolayısıyla nitelik yok. Ve yanlış üretilen çalışmalar var. Yani birçok yanlış makale var. Bir bilgi çöplüğü, bir bilgi kirliliği olur. Aslında çok özür dilerim bölüyorum ama şimdi Türkiye'de galiba şöyle bir durum da var. Ne yazık ki çok liyakatli bir sistem olmadığı için akademi içinde de insanlar hak ettiği kadroları alamayınca ünvan almak için çabalamaya başlıyorlar. Ve bu noktada bir zorlama olunca hani tepeden bir zorlama hem kişinin kendisinden gelen bir öz baskı olunca böyle bir durumda ne yapıyor? Nitelikten fedakarlık edebiliyor açıkçası. Hatta pek çok meslektaşımdan ne yazık ki oyunu kurallarına göre oynamak tabirini de duymak zorunda kalıyorum. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Mesela bu bahsettiğin bu yayın çöplüğü diyoruz ya. Evet. Oxford'dan bir profesörün bir makalesi de vardı sanıyorum bu konuda. Profesör seni hiç kimse okumuyor diye. Aynı durum acaba böyle sadece Türkiye için değil bütün dünya için geçerli mi? Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Bu sistemi komple çöpe atıp yeni bir şey mi getirelim? Ne yapmak lazım sence? Şimdi şöyle bir şey. Bu iki durum birbirinden farklı. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim bahsettiğim durum makale yazarken eksik hakemlik süreçlerinden dolayı yanlış bilgilerin yazılması ve yayınlanması. Profesör seni kim okuyor noktasında ise şöyle bir şey var. Normalde makaleler akademisyenler için yazıldığı için toplumla çok kopuk. Dolayısıyla toplumdaki bireyler bunların farkında değiller. Dolayısıyla daha toplumla bütünleşerek o çalışmaları işte çeşitli alanlarda blog olabilir ya da çeşitli yayın kuruluşları olabilir ya da yayın yöntemleri olabilir. Bununla etkisini arttırıp insanlarda yani topluma bir fayda yaratmak gerekiyor. Yurt dışındaki sorun bu aslında ama bundan da aslında dönmüş durumdalar. Topluma yayamıyorlar. Zaten bilen insanlar için bilgi üretiyor gibi bir durum var aslında. Ama tabii şu anda baktığımızda özellikle fon almak istediğinizde etki unsuru, yani o toplumsal etkiyi, işte bilginin yaygınlaştırılması noktasını çok iyi doldurmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla bu noktada bu fonlar sayesinde daha etkili yayınlar yapıldığını söyleyebilirim. Aslında Türkiye'de de çok harika örnekleri var tabii. Var. Çok değerli akademisyenler var. Hani ilk aklıma gelenler mesela İlber Ortaylı'yı söylemeye gerek yok. Celal Şengör Hoca öyle, Özgür Demirtaş, evet. Sinan Canan gibi akademisyenler. Buna çabalıyorlar aslında. Son dönemde böyle bir dönüşüm de var Türkiye'de. Yani bilgi sadece bilen insanlar için değil, toplum için tabii de anlam ifade ediyor ama Özgür Demirtaş Hoca kendisi de ifade ediyordu. Yani ben öyle bir anlatıyorum ki herkes anlayabilecek şekilde anlatıyorum ama bunun için meslektaşlarım beni eleştiriyorlar. Hani iktisatı çok basit gösteriyorsun şeklinde eleştiriler aldığını belirtmişti. O yüzden aslında sanıyorum bizde bu zihniyet dönüşümü biraz daha yavaş ilerliyor. İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde belki çok daha öndeler bizden bu anlamda. Yani akademik olarak baktığınızda İngiltere sistemi ya da birçok yani uluslararası sistemde basit anlatım söz konusudur. Anlaşılabilir olmak açısından. Ama Türkiye'deki çalışmalara baktığınızda daha girift, işte daha kompleks hani cümleler kullanılması açıkçası övünür. Ama bu tabii ki çok doğru bir yaklaşım değil. Ama bu tür hocalar, tabii ki bu tür öğretim üyeleri farklılık yaratacaklardır. Eleştirenlerin zaten çok kayda değer bir yanı yok. Yani çünkü çok dikkate de alınmıyor. Yani dikkate alınabilecek düzeyde olmadıkları için istedikleri gibi konuşabilirler. Aynı fikirdeyim aslında. Şimdi şöyle bir şey sorayım o zaman son olarak sana. Bu kadar başarılı bir kariyer sahibi insan olarak gençlere, yani bu yolda akademisyen olma yolunda ilerlemek isteyenlere ya da belki İngiltere'de eğitim almak isteyenlere tavsiyelerin neler? Ya ne yapmalarını tavsiye edersin? Kendin deneyimlerinden tamamen samimi böyle çok profesyonel değil de bir abileri olarak belki. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Türkiye'deki sistemde eğer akademiyle ilerlemek istiyorlarsa öncelikli olarak sabırlı
olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten çok sinirlenecekleri durumlarla karşılaşabilirler. Çünkü aynı zamanda kıskanç akademisyenler de var. Özellikle belirli niteliğe ulaşmış, çok nitelikli olup kıskanç olduğundan dolayı insanlar üzerinde negatif etki oluşturan bireylerde söz konusu. Dolayısıyla onlara karşı sabırlı olmaları gerekiyor ve eğer engellendiklerini düşünüyorlarsa daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek cevap vermeleri gerekiyor. Kabukları da çekilerek değil. Öncelikle bunu söyleyebilirim. İngiltere noktasına gelecek olursak da öncelikle şunu söyleyeyim. En iyi İngilizceyi Türkiye'de öğrenebilirler. Ne İngiltere, ne ora, ne bura, hayır. Türkiye'de öğrenebilirler. Ve bunun için yurt dışına çıkış yolları açısından Türkiye'de MEP bursları var. Sizin de bildiğiniz gibi YLSY bursları dediğimiz burslar var. Aynı zamanda İngiltere'de tabii o zamanlar biz bilmiyorduk ama şu anda daha gördüğümüz çeşitli fonlar, doktora öğrencilerinin aynı zamanda istihdam edilebildiği pozisyonlar var. Onlara başvuru gerçekleştirebilirler ama öncelikle İngilizce. İngilizce çok önemli ve bunu da en iyi Türkiye'de öğrenebilirler. Ön yargılı olduklarından dolayı hep erteleme var. Mesela öğrencilerde işte yurt dışına gitmem lazım, yurt dışında öğrenmem lazım. Sonra gidiyorsunuz, dışarıda top oynuyorsunuz yani. Çok faydalı olmuyor yani. Çok faydalı olmuyor. O yüzden sanıyorum diyorsunuz. Çünkü ben burada öğrendim. Yani ben burada Türkiye'de öğrendim İngilizceyi. IELTS'i Türkiye'de geçtim. Doktora direkt ben başladım ondan sonra. Hani herhangi bir orada professional hani kurs falan hiçbir şey almadım. Türkiye'deki eğitim siz de çalışırsanız gerçekten güzel. Yani yeterli İngilizce yeterli. İçin aslında kesinlikle. Öyle bir yanlış algı var çünkü. Tabii. Malum biz burada öğrenemiyoruz, sürekli tekrar gramere boğuluyoruz ama konuşamıyoruz. Bunun için mutlaka yurt dışında bulunmamız gerekiyor gibi bir algı var ama sen diyorsun ki ben Türkiye'de zaten bu süreçleri aştım ve oraya tabii. Gittiğimde zaten hazırdım. Bu yeterli oldu diyorsun. Bu çok aynen. Güzel, önemli bir noktaydı. Ve şu dediğine çok katılıyorum. Bir engelle karşılaşıldığında her seferinde daha iyisini yaparak cevap vermek tabii. Çok etkili oluyor gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu son zamanlarda aslında karşılaştığım bir şeydi. İnsanlar aslında doğru yapmadıklarının farkındalar. Yanlış yapmak zorunda bırakılıyorlar. Ve bunun içerisinde de mesela işte benim ilk işte bana fakültemden işte şey geldiğinde görevlendirme uzatmanızı yapamadık. İşte arayıp işte biraz mahcubiyetle işte konuşmalar. Bir de diğer bir önerim şu olabilir. Ben bunu gerçekten yapıyorum aynı zamanda. Ben bunları dinlemek yerine şunu söylüyorum. Yani bu olanlar oldu. Bunun üzerine konuşmaya çok gerek yok. Bundan sonra neler yapabiliriz? Ona bakalım. Ondan sonra gerekli aksiyonları alırsınız. Ben öncelikli olarak bana böyle bir haber geldiğinde mantıklı düşünmek açısından şunu söyledim. Tabii ki ben İngiltere'den bir anda hani 3 gün içerisinde çıkıp gelmem mümkün değil. Dolayısıyla belirli bir izin sürecim oldu. Ve bu izin sürecinin ardından son anda diyeyim dedim ki şey var, bunu çok seviyorum, burada da söylemek istiyorum. İşte Müfit Can Saçın'ın söylediği bir şey var. Özgürlük sadece istediğini yapmak değil, aynı zamanda istemediğini yapmamaktır. Dolayısıyla bunu çok aşırı derecede benimsediğimi söyleyebilirim. Bir de şu soru, mecbur muyum? Ondan sonra mecbur değilim dedim ve olayı kapatmış oldum. Aslında senin için çok da kolay bir karar değildi. Belli bir süre düşünmek durumunda kaldın. Ama kolay oldu karar. Bu yöntemleri yani, de düşününce yani kolay oldu. Yani çünkü şöyle bir şey var. Sizi desteklemeyen bir sistem içerisinde olmanıza gerek yok. Yani destekleyen sistem içerisinde olmalısınız ki daha çok üretebilir. Sonuç olarak biz sadece kendi toplumumuz için değil, insanlık için çalışıyoruz. Sosyal düzen ya da sosyal ilişkilerden bahsedince sadece Türkiye için değil, tüm dünya için yapıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş evrensel olduğu için bunun ülkeyle bir alakası yok. Dolayısıyla en başta dediğim gibi bu bir kayıp değil. Bu daha konforlu demeyelim de daha iyi çalışabileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz yere doğru ilerlemek olarak söylesem yeriz. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Ben açıkçası bir ülke değiştirmek, düzen değiştirmek
kolay olması gerektiği düşünerek kolay olmadığı varsayımında bulundum ama sen gayet rahat, çok yok, çok kolaydı çünkü kendini bir dünya insanı olarak da tanımıyorsun ve belli bir amacın var, ne istediğini biliyorsun ve bu bakış açısıyla da belli kararlar almak daha kolay oldu. Son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii Türkiye'de kalmak, konfor alanının içerisinde yaşamak demek. Asıl gelişim ve değişim fırsatları konfor alanının dışına çıktı. Dolayısıyla ben sürekli bunu zorlayan biriyim. Konfor alanının dışına çıkarım. Çünkü bak diyoruz, hani şöyle bir şey var. İşte Türkiye'de kalırsınız. Mesela ben şu an doçentim. Türkiye'de kalırsınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten maaşınızı alıyorsunuz. 5 sene sonra profesör olacaksınız. Gerek yok hani böyle bir şey yapmanıza ama bu bir konfor alanı. Bu sizin ömrünüzden gidiyor. Öğrenebileceğiniz bir şey bile eksik kalsa gerçekten büyük bir sorun. Çünkü biz öğrenerek tatmin oluyoruz. Ve öğreterek tabii ki sonrası. Bu kararı almak o zaman senin için hayatın dönüm noktası diyebilir miyiz? Hayatımın dönüm noktası mı bilmiyorum. Çünkü ben zaten hep uluslararası perspektiften baktım. Ben sadece çalıştığım yeri, ya örneğin mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki birçok kişi bunu duyunca şaşıracaktır. İşte ben 2017 Ocak ayında işte bitirdim doktoramı. 2019'da doçent oldum. 2020'de doçent oldum. 2019'da başvurumu yaptım. 2021 Haziran'da kadro ilanım çıktı. Sonra sözlü sınavına girdim. Bizim üniversitede sözlü sınav vardı. Aralık ayıydı galiba. Aralık 2021. Aradılar, tebrik ettiler. İşte üniversite yönetim kurulundan geçti vesaire. Sonra bir baktık, bir yıl geçti. Çok ilginç bir şekilde bir tuşa basılmadı mesela. Hani en son bir tuşa basılıyor ve ekranınızda görüyorsunuz tamam. Artık atamanızı. O olmadı. Yani şöyle bir şeyin tabii izlenim veriyor. Demek ki ora gerçekten hani çok iyi elemanlara sahip ve yeterli oldukları için yani daha fazlasına gerek yok. Başkaları da yararlansın olarak bakıyorlar galiba. Bana ihtiyaç duyulan bir yerde aynen olayım. Tabii. Ya ora ihtiyaç duymuyormuş. Dolayısıyla biz de ihtiyaç duyulan yere gitmemiz gerekiyordu. Bir de şu zihniyet var Türkiye'de ne yazık ki. Geldiğimde hep bunun mücadelesini verdim. Ben buraya istediğim için döndüm. Ben mecbur değildim yani dönmeye. Yani zaten dönmeyebilirdim doktoradan tabii sonra ki, demek tabii istiyorsun. Tabii ki dönmeyebilirdim. Şunu anlatmaya çalıştım sürekli oradakilere. Çünkü oradakilerde biraz şey var. Gelecek, işte çalışacak falan. Hani ben istediğim için geliyorum. Yani böyle bir şey gerek yok. İstemesem çalışmam, başka yerde çalışabilirim. Türkiye'de bakın ben size şunu söyleyeyim. Kendi üniversitemden başka bir üniversiteyi Türkiye'de geçmek daha zor. Gerçekten daha zor. Yani size şunu söyleyeyim. Ben yarın öbür gün Oxford Üniversitesi'nde çalışacağına inanıyor musun deseniz. İnanın ben çalışabilirim derim. Ama deseniz ki işte CA atıyorum şu anda tabii. Üniversitelerden bağımsız. Sadece bir örnek söylüyorum. CA'ya da çalışır mısınız? İşte 9 Eylül'de çalışır mısınız? Ve demokraside çalışır mısınız? İşte aklıma gelen kaç üniversite. Oraya soru işareti. Hani mümkün olabilir mi bilmiyor. O zaman şöyle bir başlık atabilir miyiz? Uşak Üniversitesi'nde kadrosunu alamayan akademisyen İngiltere'de doçent olarak atandı. Evet. Onlar kadroyu onlar çıkardı, onlar atadı diyelim. Çok teşekkür ederim. Rica gerçekten ederim. Anlattıkların çok değerliydi. Çok samimi bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey varsa son söz. Ben şunu söylemek istiyorum. Kendi çalıştığım üniversitede gerçekten harika zamanlar geçirdim. Yani 2011 yılında sen de biliyorsun beraber başladık. Harika insanlar tanıdım, mükemmel insanlarla tanıştım. Hayatıma yön veren insanlar oldu, akademik bakış açımı geliştiren insanlar oldu. Dolayısıyla biz çok harika insanlara da sahibiz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Üniversitemiz de gerçekten harika bir üniversite. Ben bunu böyle düşünüyorum. Çeşitli sorunlar yaşamış olabiliriz. Ama bu kişilerle ilgili bir şeydir. Kurumla ilgisi yoktur. Dolayısıyla yani her zaman da bu şekilde yurt dışında da bana sorduklarında bu şekilde anlatıyorum. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Umuyorum ki
bugün yaptıklarının farkında olmayanlar yarın farkına varacakları eylemleri görürlerse o zaman beni daha iyi anlayabileceklerdir. Ama onların belki farklı bir düzen kurma fırsatları, yeterlilikleri ya da yetenekleri olmayabilir. Evet, aslında tamamıyla katılıyorum sana. Üniversiteyle ilgili görüşlerine de katılıyorum. Her ne kadar böyle küçük bir üniversitede çalışıyor olsak da çok büyük insanlarla çalışma şansımız oldu. Çok güzel insanlarla çalışma şansımız oldu. Hayat bazen bize bir kapıyı kapatıyor ama başka kapılar açıyor. Biz burada espriyle aslında gerçek olan bir şeyi söyledik. Ama şu bakış açın çok doğru. Demek ki orada bana ihtiyaç yok. Daha çok katkıda bulunabileceğim bir yer var dedim. Biraz da ironik olarak. Çünkü aynı zamanda ihtiyacımız var, gel ders vermen gerekiyor diyerek ama o da çağrıldım. Bir, yani şöyle bir şey var yani o düşünsenize yani 600 bin liralık bir bütçeye sahip olan bir projeyi bırakıp gidip bir kitaptan bir bölüm anlatmak, bu bir ihtiyaç olmuyor. Bu aslında başka bir şey. Bunu da bence izleyicilerin takdirine bırakalım. Çok doğru söyledin. Kesinlikle katılıyorum sana. Sonuçta çok daha iyi geçirdiğin her dakikayı dolu geçirmeyi arzulayan bir insan olduğum için 6 ay gibi bir sürede çok daha güçlenip dönme şansın varken farklı şekillerde belki çözülebilecek sorunlar gerekçe gösterilerek çağrıldın. Ama sen akademiye her zamanki gibi yine katkı sağlamaya devam ediyorsun. Türk Akademisi'ne de aynı şekilde dediğin gibi bir ayağın hep Türkiye'de. Ben de seninle 10 yıldan fazla çalışmış oldum. Çok mutluyum birlikte çalışabildiğimiz için. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.